Eserin adı Fedon. Eserin yazarı Platon. Simmi As. Anlatmak istediğim şey şudur. Söylediklerim bir sazın ahengi söz konusu olduğunda saza ve tellerine uygulanabilir. Bir sazda ahengin görünmeyen, cisimsel olmayan, ilahi bir güzellik olduğunu, sazın kendisinin ve tellerinin ise bazı maddelerden, birleşik ve ölümlü şeylerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Saz parçalansa ya da telleri kopsa, bu ahengin yine de bozulmayacağını ve asla yok edilemeyeceğini düşünelim. Oysa teller koptuğu zaman sazın ölümlü yapısında bulunan teller yok olacağı için bu ahengin var olması imkansız olur. İlahi ve ölümsüz olanla aynı doğadan olan ahenk nasıl olur da söz konusu ölümlü nesilden daha önce yok olabilir? Ahengin kendisini halen var olmaya devam etmesi ve onun başına bir şey gelmeden önce tahta ve tellerin yok olmuş olması gerekir. Sokrates, ruh hakkında söylediklerimizin hemen hemen şuraya çıktığının sen de farkındasındır. Bedenimiz sıcak, soğuk, kuru ya da yaş ya da buna benzer şeylerle içeriden birlik olmaktadır. Bu birlik korunur ve aynı zamanda ruh da bu ögelerin doğru ve uygun bir şekilde karıştırılmalarıyla ortaya çıkan bir ögedir. Evet, ruh bu ahengin ta kendisidir. Ruh gerçekten bir ahengse beden çeşitli hastalıklardan veya başka şeylerden dolayı gevşediği ya da gerilediği zaman ruhun tanrısal olan doğasının kendi doğasına aykırı olarak diğer işlerde görülen ahenk gibi aniden yok olması gerekir. Oysa bedenden arta kalanlar yakılıncaya veya çürüyüp gidinceye kadar daha uzun bir süre var olmaya devam eder. Ruhumuz bedenin niteliklerinin bir karışımıdır. Ve ölüm sırasında önce beden yok olur deniliyorsa vereceğimiz karşılığın bu olması gerekir. Sokrat daha sonra her zaman yaptığı gibi etrafına bakındı ve gülerek şöyle dedi. Simmias doğru söylüyor. Eğer aranızdan birileri yanıt vermek isterse yanıtlasın. Benim kanıtlarımı çürütmüş gibi görünüyor. Ancak yanıt vermeden önce bir de kebesten duymak gerekir. Hem böylece söyleyeceklerim hakkında biraz zaman kazanmış olurum. Her ikisini de dinledikten sonra gerçekten haklıysalar eğer onlarla aynı görüşte olacağım. Haklı değillerse bu kez kendimi savunacağım. Evet, kebes sen neden benim düşüncelerime karşı çıkıyorsun? Anlat. Kebes. Benim daha önceden söylediklerime benzer konularda itirazım devam ediyor. Ruhumuzun bedene girmeden önce var olduğu konusuna karşı çıkmıyorum. Bana kalırsa bu nokta çok başarılı bir şekilde ispatlandı. Ancak benim itirazım ruhun bize öldükten sonra var olmaya devam etmesi noktasında. Öte yandan Simmi As'ın söylediği şeye bedenin ruhtan daha güçlü olduğu düşüncesine katılmıyorum. Çünkü bence burada üstün olan taraf ruhtur. Tabii şöyle de denebilir. Neden ölümden sonra insanın en zayıf noktası olan beden varlığını hala sürdürürken sen buna inanmıyorsun? En dayanıklı parçanın aynı zamanda var olduğuna neden inanmıyorsun? Bu soruyu nasıl yanıtladığıma bak. Simyas gibi ben de bir karşılaştırma yapacağım. Bence bunu söylemek ölmüş bir yaşlı dokumacı hakkında. O ölmedi. Halen bir yerlerde yaşıyor demek ki bir şeydir. Bu noktada ispat için dokumacının giydiği elbisenin ya da dokuduğu şeylerin sağlam olduğu söylenir. Ve bunların yok olmadığı gösterilir. Bir insan bu düşünceye inanmaz ve sürekli var olanın insan mı yoksa onun kullandığı bir şey ya da giydiği elbise mi olduğu sorulduğunda sürekli var olanın insan olduğu söylenince bunun insanın yaşamasının bir ispatı olduğu düşünülür. Çünkü kendisinden daha az sürekli olan hiçbir zaman yok olmamaktadır. Simmias. Bana kalırsa bunlar doğru değil. Söyleyeceklerime dikkat et. Gerçekten de herkes bu düşüncenin saçmalığını anlayabilir. Çünkü dokumacı dokuduğu tüm elbiseleri eskittikten sonra ölür. Ama yine de son dokuduğu elbiseyi eskitmemiştir. Bu nedenle insan elbiseden daha az dayanıklı ya da daha aşağıda değildir. Bu düşünceyi beden-ruh ilişkisine de uyarlayabilir. Ruh uzun süre var olur, beden ise daha zayıftır ve onun sürekliliği daha azdır. Öte yandan yaşam uzun sürerse ruhun çok sayıda beden eskitebileceğini de söyleyebiliriz. Eğer insan yaşamasına rağmen beden eskiyorsa, ruh ise
eskittiğini yeniden dokumak istiyorsa, ruhun yok olduğu zaman son elbisesini giydiği ve bunu da ölmeden önce dokuduğu elbise olduğu ortaya çıkar. Öte yandan ruh yok olduğu zaman beden hemen zayıflar ve çürüyüp yok olur. Buradan yola çıkarsak öldükten sonra ruhumuzun bir yerlerde yaşadığına inanamayız. Bu düşünceye senden daha ileri gidilerek varılsa ve ruhumuzun biz doğmadan önce var olduğu, bazı ruhların ölümden sonra da var olduklarına inanırsa, ruhun birçok defa doğmaya dayanabilecek kadar güçlü olduğu düşünülürse, bu nedenle birkaç defa doğmanın önünde hiçbir engel olmadığı varsayılsa, ruhun bu doğumlarda yorulmadığı, ölümlerin birinde ölmediği kabul olunsa da ruha son darbeyi indiren bedenin ölüm ve dağılımı hiç kimse tarafından bilinemez. Çünkü hiç kimse bu duyguya sahip değildir ve ölüm karşısına güvenli bir biçimde çıkan her insan, ruhun bir bütün olarak ölümsüz ve yok edilemez olduğunu kanıtlayamadığı sürece aptalca bir güven ve rahatlığa sahip olur. Dolayısıyla onun bir süre sonra ölecek bir insanın ruhu bedenden ayrıldığında ruhun tamamen yok olacağından korkması gerekir. Pardon. Açıkçası söylenenler hepimizi kötü etkiledi. Gerçekten de kendi aramızda konuşurken birbirimize söylediğimiz gibi önceki kanıtlar tarafından tam olarak ikna edilmiş olan bizler ki şimdi kafamızın büsbütün karıştığını düşünüyor ve yalnızca şimdiye kadar öne sürülmüş olan şeylere değil. Fakat bundan sonra söylenecek olan muhtemel şeylere de inanmamaya eğilimli olduğumuzu görüyorduk. Belki de bizler herhangi bir şeyi doğru bir biçimde yargılamaya muktedir değildik. Belki de konunun kendisi kesin bir çözüme elverişli olmaktan uzak bir meseleydi. Ekekrates, Fedon, sizleri çok yanılıyorum. Çünkü konuşmayı dinledikten sonra şunu söyleyebilirim. Neye inanacağız? Sokrates'in söylediği şeyler inandırıcı görünmelerine rağmen kesinlikle uzak şeyler. Ruhumuzun bir ahenk taşıması gerektiğine her zaman inandığım, halen de inanıyorum. Bugüne dek bu düşüncedeydim. Ancak şimdi ruhun bedenle birlikte ölmediği konusunda yeni kanıtlara ihtiyacım var. Şimdi bana Zeus aşkına Sokrat'ın bu tartışmayı nasıl sonlandırdığını anlat. Söylediğiniz şekilde zor durumda mı kaldı yoksa kanıtlarının peşinden gidip sizlere yardımcı oldum. Yoksa olamadım. Her şeyi anlatabileceğin en ufak ayrıntılarına kadar bizlerle paylaş. Fedon. Ekokrates. Sokrat beni gerçekten de birçok defa etkiledi. Ancak hiçbir zaman o günkü kadar etkilenmemiştim. Öylesi bir adamın bu soruları yanıt vermesinde şaşılacak bir şey yok. Ancak beni en fazla etkileyen şey onun genç adamların söylediklerine karşılık verirken sergilediği nezaket. İyi niyet ve saygıydı. Ayrıca söylenenlerin bizler üzerindeki etkisini de tüm çıplaklığıyla anlamıştım. Sonuçta bizleri iyileştirdi. O olmadan önce kaçak ve yenilmişken onun yönetimi altında yeniden toparlandı. Ekekrates. Bu nasıl oldu? Fedon. Anlatıyorum. Yatağının yanındaki bir sandalyede sağ tarafında oturuyordu. Onun sandalyesi benim sandalyemden daha yüksekti. Omuzlarıma kadar uzanan saçlarımı ovuşladı ve başımı okşamaya başladı. Çünkü zaman zaman saçlarımla oynadı. Fedon. Demek bu güzel saçları yarın kestireceksin dedi. Ben sanırım öyle olacak diye yanıtladığımda beni dinlersen yapma diye yanıt verdi. Bunun üzerine o halde ne yapayım diye sordu. Sokrat, kanıtınız çürütülürse ve bu durumdan kurtulamazsak ikimiz de saçlarımızı kestireceğiz. Senin yerinde olsam Simyas ve Kebes'in sözlerini çürütmeden önce saçlarımı kesmemek için Argoslular gibi yemin ederdim. Söylenenlere göre ikisine karşı Herakles'in bile gücü yetmez dedi. Sokrat. O zaman beni İoleos kabul et ve henüz gün batmamışken senden benden yardım iste. Fedon, tamam ancak Herakles olarak değil çünkü Herakles'i de yardıma çağıran İoleos'tur. Sokrat, hepsi aynı kapıya çıkar ancak öncelikle muhtemel bir kazadan korunmak gerek. Fedon, hangi kazanı? Sokrat, anlatıyorum. İnsanlardan olduğu gibi akıl yürütmeden de nefret etme diye bir şey vardır. Açıkçası bundan daha kötü bir şey olamaz. Akıl yürütmeden nefretle insanlardan nefret aynı koşullar altında ortaya çıkar. İnsanlardan nefret etme bir insana safça aşırı derecede güvenip onu tamamen doğru ve inanılmaya değer bir insan kabul ettikten sonra bu insanın iki yüzlü ve sanıldığının çok varlı bir insan olduğunu görülünce başlar. Böyle bir şey çok yakınımız olduğuna inanılan insanlarda başımıza geldiğinde herkesten nefret edilir ve hiç kimsenin doğru olmadığına inanılır. Buna bir itirazın var mı? Fedon yok. Sokrat, bu garip bir durum. Bu bir insanın böyle insanlarla muhatap olmasına karşın onlar hakkında bilgisinin olmadığı açık değil mi?
Onlar hakkında bilgisi olsaydı tamamen iyi ya da tamamen kötü insanların sayılarının fazla olmadığını, ancak ikisinin ortası olanların sayılarının çok olduklarına karar verirdi. Hedon, ne demek istiyorsun? Sokrat, çok büyük, çok küçük bir insana, bir köpeğe ya da herhangi bir şeye rastlamanın çok zor olduğuna inanıyor musun? Çok yavaş, çok hızlı, güzel, çirkin, beyaz ya da siyah içinde aynı şey geçerli değil mi? Her zaman için en uçtakilerin çok az sayıda, ortadakilerin ise fazla sayıda olduklarını fark etmedi mi? Fedon, tabii ki fark etti. Sokrat, kötülük yarışması olsaydı ilk sırada yer alacakların sayısının daha az olduğunun farkındasındır. Fedon, olabilir. Sokrat, insanla ilgili bir örnek verilmesinin nedeni bu değildi. Ama konuyu açmadan sonra buralara geldik. Şimdi benzerliğin nerede olduğuna bakalım. Akıl yürütmenin ne olduğu bilinmeden onun doğru olduğuna inanılır. Ancak sonra yanlışlığı ortaya çıkabilir. Buradan onun bazen doğru, bazen yanlış olabildiği sonucu çıkar. Diğer insanlar üzerinde de benzeri bir deney yapılabilir. Özellikle de zamanlarını eristik, hileli argümanlarla uğraşarak geçirenler. Senin de bildiğin üzere en sonunda kendilerinin olağanüstü zeki insanlar olduklarını düşünme durumuna gelirler. Argümanlarda sağlam ya da güvenilir hiçbir şey bulunmadığını, her şeyin tam tamına Oedipus'taki akıntıda olduğu gibi bir aşağı bir yukarı kilitlendiğini ve hiçbir şeyin bile bir an bile aynı durum ve kararda olmadığını fark eden yalnızca onlardır. Oedipus. Dipnot. Eğri boz boğazı. Eğri boz adasının güney kesimini kıta Yunanistan'ından yani Boiotia'dan ayıran ve iki köprüyle geçilen dar kanal. Fedon, haklısın. Sokrat, Fedon, eğer doğru anlaşılır akıl yürütmeler varsa bunlar hep aynı kalmalarına rağmen bazen doğru bazen yanlış olabilir. Bu durumda kendilerini suçlu görmek yerine başkalarını suçlamak, suçu argümanda görerek ve sonrasında bütün akıl yürütmelerden nefret ederek onları değersiz kılacak, bu sayede de hakikaten uzaklaşıp bu bilgiden yoksun kalacak insanların yaptıkları saçma değil midir? Fedon, Zeus adına yemin ederim ki bu saçma bir şey olur. Sokrat, tamam, o halde öncelikle böyle bir olayı yaşamamaya bakalım. Burada sağlam bir şey olmadığı düşüncesine kapılmayalım. Bunun yerine söylenenlerin doğru olmayabileceği düşüncesinden hareket edelim. Cesaretimizi kaybetmeden yaşamaya çalışmamız gerekir. Sizler yaşamanızın geri kalan kısmına, ben ise ölümümü düşünerek böyle davranıyorum. Zira ben içinde bulunduğumuz şu anda felsefeyi düşünen bir zihinden, bilgeliğe aşık bir kimseden ziyade bütünüyle eğitimsiz olup argümanlarla didişmekten başka bir şey düşünmeyen birine benziyorum. Bu insanlar bir konuyu tartışmaya başladıklarında neyi tartıştıklarını önemsemezler. Tek amaçları savundukları düşünceyi diğer insanlara kabul ettirmek. Onlarla aramızda bir fark var. Benim amacım buradaki insanları kendi düşünceme inandırmak değil, kendi düşünceme kendimin inanmasıdır. Benim düşüncem bu şekilde. Bunun işine ne kadar geleceğine sen karar ver. Eğer söylediğim doğruysa bu benim avantajımadır. Eğer söylediğim doğru değilse ve ölümden sonra hiçbir şey olmuyorsa bu zaman diliminde benimle birlikte olanları üzmek istemem. Bilgisizliğim çok uzun süre devam etmeyecek. Eğer böyle olsaydı bu kötü olurdu. Evet, Simyas ve Kebes ile işte bu durumda tartışmaya başladım. Sizler ise Sokrat ile değil hakikatle ilgili doğru söylediğime inandığınızda benim yanımda olun. Söylediklerimin doğru olduğunu düşünmezseniz, gayret keşlik ve acelecilik içinde tıpkı iğnesini sokuncaya dek gözden kaybolmayacak olan bir arı gibi kendini olduğu kadar sizi de aldatmamama dikkat ederek onlara tüm gücünüzle karşı koyun. Hadi bakalım. Eğer hatırlamadığımı düşündüğünüz şeyler olursa sanırım Simyas ruhun daha tanrısal ve güzel olmasına karşın, bedenin ahenk olmasından dolayı, bedenden önce yok olmasından korkuyor. Kebes ise ruhun bedenden daha devamlı olduğuna kabul etmekle beraber ruhun birçok beden eskittikten sonra kendisinin de yok olup olmadığını, beden yok olmadığı için ölümü mutlaka ruhun
yok olması anlamına gelip gelmediğini hiç kimsenin bilmediğini söylemiştim. Simyas ve kebes. Konuşacaklarımız bunlar değil mi? Simyas ve kebes. Evet. Sokrat, biraz önceki argümanların hepsini hiç yürütüyorsunuz yoksa bir kısmını? Simyas ve kebes bir kısmını. Sokrat, peki öğrenmenin hatırlama olduğunu söyleyen argümana ne diyorsunuz? Eğer durum böyleyse ruhumuz bedene bağlı olduğundan herhangi bir yerde olma durumunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kepes bu düşünceye önce şaşılacak derecede çok inanmıştı. Halen de bundan daha fazla inandığım bir şey yok. Simyas, ben de aynı düşüncedeyim. Fikrim değişirse şaşırırım. Sokrat, tamam tebaayı yabancı. Eğer ahengin birleşik bir şey olduğunu ve ruhun bedende teller gibi gerilmiş ögelerle oluşturduğu bir ahenk olduğunu düşünmezsen, kanıt hakkındaki düşüncelerini değiştirmen gerek. Çünkü ahengi oluşturan şeylerden önce ahengin var olduğunu söyleyen, kendi düşüncene kendin inanmaz. Yoksa kendini inandırabilir miydin? Simyas, hayır Sokrat, inandıramaz. Sokrat bu durumda hem ruhun insan bedenine girmeden önce var olduğuna hem de henüz var olmayan ögelerden oluştuğuna inandığında aynı şeyi söylediğini fark etmiyor musun? Çünkü ahenk ruha benzemez. Önce var olan saz telleri ve henüz ahenkli olmayan seslerdir. Sonrasında bu seslerden ahenk ortaya çıkar. En başta var olmayan şey budur. İlk düşüncenle bunlar aynı şeyler mi? Simyas zannetmiyorum. Sokrat ancak konuşulanlar üzerinde bir anlaşma olacaksa bu ahenkle ilgili şeyler de olmalıdır. Simyas doğru. Sokrat, bu durumda söylediklerim birbiriyle çelişiyor. Söylediğin iki şeyden hangisini savunuyorsun? Öğrenme bir hatırlama mıdır yoksa ruh bir ayet midir? Simyas, Sokrat, ben öğrenmenin bir hatırlama olduğunu savunuyorum. Diğer düşünceyi öylesine söyledim. İlk bakışta doğru ve tutarlı gibi görünüyor. Çok sayıda insan da bu yüzden onu doğru kabul eder. Yere çekmiş gibi görünen epeyce kanıt vardır. Ben bunlardan kaçınmazsak her konuda olduğu gibi bizleri geometride de aldatabileceklerini düşünüyorum. Öte yandan hatırlama ile ilgili kanıt kabul edilebilir bir düşünce. Daha önceden söylediğim gibi gerçek varlık şeklinde nitelendirilen ruh tıpkı kavradığı öz gibi bedene girmeden önce de vardı. Buna hiçbir itirazım yok. Bu nedenle de ne kendinin ne de başka bir insanın ruhun ahenk olduğu yönündeki görüşlerini kabul etmeliyim. Sokrat, Simyas, bir sorun daha var. Sence kendi bileşenleri dışında başka bir durumda olmak ahenk ile mi yoksa birleşme ile mi açıklanmalıdır? Simyas, ikisi de olmaz. Sokrat, tabii ögelerinin etki etme ya da etkilenme biçimlerinden farklı bir tarzda etki etmek veya etkilenmek ahenge ya da başka bir bileşiğe uygun düşmez. Simyas, doğru. Sokrat, bu durumda ahengin kendisini birleştiren ögelerin başında bulunması gerekmez. Bunun yerine onların peşinden gitmelidir. Simyas aynı düşüncede. Sokrat, bu durumda ahenk oluşturan ögelere karşı bazı hareket, ses ya da benzeri şeylerden epeyce çok sayıda olması gerekir. Simyas, haklısın. Sokrat, ayrıca ahenk doğası gereği her defasında ahenkli hale getirilmiş ögelerin getirdiği ahenk değildir. Simyas, anladım, anlamadım. Sokrat, eğer bunun daha büyük oranda ahenkli kılınması mümkün olsaydı, o daha fazla ve daha büyük bir ahenk olurdu. Ya da daha az ve küçük bir ahenkleştirme yapılsaydı, o aynı oranda az ve küçük bir ahenk olmaz mı? Simyas, elbette. Sokrates, aynı şey ruh için de geçerli değil mi? Çok küçük de olsa bir ruhun başka bir ruhtan daha küçük olduğu söylenebilir mi? Simyas, hayır. Sokrat, Zeus aşkına devam ederim. Bir ruh akıllı ve erdemli olduğu için iyi, bir başka ruh akılsız ve erdemsiz olduğu için kötü diye nitelenir. Bu doğru mu? Simyas, tabii ki. Simyas, Sokrat. Peki ruh bir ahenkse erdem ya da erdemsizlik ne olacak? Bunun da yine ahenk ya da ahenk eksikliği olduğu mu söylenecek? Bu ruhun ahenkli hale getirilerek iyi yapıldığı, kendiliğinden bir ahenk olmasına karşın ona başka bir ahenk daha katıldığı, diğerinin kendiliğinden ahengi olmadığı için onda başka bir ahenk olmayacağı mı söylenecek?
Simyas böyle bir şeyi söyleyemem ama bu görüşte olanlar hemen hemen bunları söyleyeceklerdir. Sokrat, oysa biz bir ruhun başka bir ruhtan daha çok ya da daha az ruh olmayacağını söylemiştik. Bunu söylerken de bir ahengin başka bir ahenkten daha büyük, küçük, geniş ya da dar olmayacağını konuşmuştuk değil mi? Sinyas, evet. Sokrat, bu durumda daha çok ya da az ahenkli kılınmış bir şey yoktur. Değil mi? Sinyas, haklısın. Sokrat, bir ahenk daha çok ya da az hale getirilmediyse bu ahenk daha çok ya da az bir şey mi olmakta yoksa onun ahenkli hale getirilmekte payı mı olmaktadır? Sinyas ahenkli kılınmakta payı olmaktadır. Sokrat, yani bir ruh başka bir ruhtan daha çok ya da daha az ruh olmadığına göre daha çok ya da az ahenkli kılınma diye bir şey yoktur. Simyas doğru. Bu durumda onun ahenkli kılınmakta ya da ahenk yokluğunda herhangi bir etkisi yoktur. Simyas elbette. Sokrat, eğer erdem bir ahenk, erdemsizlik de ahenk yoksunluğuysa bu durumda bir ruhun başka bir ruhtan erdem ya da erdemsizlik bakımından daha büyük oranda payı olmaz mı? Simyas olmaz. Sokrat, simyas, bir de şöyle bir şey var. Eğer ruh ahenk ise erdemsizlik durumunda ruhun hiçbir payı yok demektir. Çünkü tam anlamıyla ahenk, ahenkin kendisi ise ahenk yokluğu ile asla aynı rolü üstlenmez. Simyas tabii ki. Sokrat, oysa ruhun erdemsizlikte de payı olması gerekmez mi? Simyas söylediklerimizden böyle bir sonuç çıkar mı? Sokrat, buradan yola çıktığımız takdirde ruhlar doğalar gibi iseler, yani onların hepsi birer ruh olmak durumundaysa bütün ruhların iyi olduklarını kabul etmeliyiz. Sinyas, Sokrat, sanırım böyle. Sokrat, eğer ruhun ahenk olduğunu kabul etseydik, bunun doğru bir düşünce olduğunu ve kanıtımızın da yeterli olduğunu düşünür müydünüz? Sinyas, hayır. Sokrat, peki bir insan ruh dışında başka bir şey sayesinde aklını kullanabilir mi? Sinyas, hayır, böyle bir şeyin varlığını bilmiyorum. Sokrat, peki sence ruh kendisini bedenin isteklerine bırakır mı ya da ona karşılık mı koyar? Yani bedende ateş varsa ve susamışsa, ruh bizi içmemek ya da yememek için gerçekebilir. Başka durumlarda da ruhun bedenin arzularına karşı çıktığını görürüz değil mi? Sinyas haklısın. Sokrat, öte yandan ruh ahenk olduğuna göre bazı gerilme, gevşeme ya da buna benzer duyguları oluşturan ögelerin durumlarıyla ahenksizlik halinde olmayıp onların peşinden gittiğinde onlara sözünü geçiremeyeceğini söylememiş miydi? Doğru, böyle demiştim. Sokrat, oysa şimdi onun dediklerinin tam tersini yaptığını, kendisini oluşturan ögeleri yönetirken tüm yaşamı boyunca ona karşı geldiğini, bazen ağır antrenmanlarla bir takım en ağır ilaçlarla cezalandırıp, bazen bir kısmına, iyi bir kısmına kötü davranarak, birilerini azarlayıp diğerlerini korkutarak, sanki başka kişilerle konuşuyormuş gibi arzu, öfke ve korkulara seslenerek onları yönettiğini görmüyor muyuz? Homeros şöyle diyordu. Göğsüne vurarak kalbini azarladı. Katlan kalbim. Vaktiyle bundan daha kötülerine katlanmıştı. Homeros bunları söylerken sence ruhu bir ahenk olarak mı görüyordu? Onu bedenin arzularını yöneten mi yoksa bedenin isteklerine boyun eğen olarak mı görüyordu? Yani ruhun bir ahenk olmasının çok tanrısal bir şey olduğunu mu zannediyorsun? Simyas, evet Sokrates, tam da böyle düşünüyorum. Sokrates, sevgili dostum, ruhun bir ahenk olduğunu söylemek hiç de yakışık almaz. Çünkü böyle yaparsak ne ilahi şair Homeros ile ne de kendimizle uzlaşabiliriz. Simyas, haklısın. Sokrat, tamam şimdilik ahenk yani tebaî tanrısı ile ilgili konuyu kapatalım ve onun kocası Kadmos ile ilgilenelim. Dipnot Kadmos. Yunan mitolojisine göre
Tebailerin atasıdır. Onu nasıl elde edeceğiz? Kebes. Onu bulabileceğini biliyorum. Ame Aheng konusundaki örneğin beklentilerimi aştı. Simyas ile konuşurken kendi kendime benim delillerim de çürütülebilir diyordum. Öte yandan Simyas'ın hemen iddiasından vazgeçmesine şaşırdım. Katmos'un da başına aynı şey gelirse şaşırmayacağım. Sokrat, sevgili dostum, böyle konuşma. Söylediğimiz şeyin tam olarak doğru olduğunun anlaşılmasından sonra bize çevrilecek kem gözlerden korktum. Ancak bu Tanrıların işidir. Biz ise Homeros'un dediği gibi savunulan görüşlerin değerini anlamak için birbirimize yakından saldıralım. Sen ruhumuzun ölmediğinin, yok olmadığının ispatlanmasını istiyorsun. Ölmek üzere olan bir filozofun ölümünden sonraki yaşamından memnun olması. Başka bir şey söz konusu olsaydı çılgınca bir cesaret olur. Ruhum sağlam, ilahi bir şeye benzettiğini, insan bedenine girmeden önce var olduğunu ispatlamak onun ölümcül olduğunu göstermez. Sen ruhun uzunca bir zamandır var olduğunu, çeşitli bilgi ve eylemlerle epeyce zaman geçirdiğini söylüyorsun. Onun insan bedenine girmesi bir yok oluşun başlangıcı ya da hastalık olmakla beraber onun ölümsüzlüğünü göstermez. Ruh bu dünyada mutsuzluk içindedir ve yaşamını ölümle tamamladığı zaman bütün yok olur. Yine çok defa farklı bedene girmesinin hepimizin korktuğu şey açısından hiçbir önemi olmadığını savunuyorum. Çünkü ruhun ölümsüzlüğünden emin olunmadığından dolayı akılsız olmayan herkesin korkması normaldir. Evet, Kebes söylediklerini hemen hemen bu şekilde söyler. Hiçbir şeyin unutulmaması ve senin de istediğin şeyleri ekleyebilmen için bu hatırlatmayı özellikle yaptım. Evet, şimdilik değiştirmek istediğim herhangi bir şey yok. Sokrat bunun üzerine uzunca bir süre düşündü ve tekrar konuşmaya başladı. Sokrat, Kebes, konuşmak istediğin şey kolay değil. Çünkü oluş ve yok oluşun nedenini incelememizi istiyoruz. Şimdi sana bu konudaki görüşlerimi söyleyeceğim. Sana göre yararlı bulduklarım olursa bizi kendi görüşlerine inandırmak için bunlardan yararlanmak sana düşer. Kebes. Tabii ki. Sokrat. Tamam, o zaman beni iyi dinle Kebes. Gençliğimde fiziğe ilgi duymuştum. O zamanlar her şeyin nedeni, oluşumu, var olma gerekçesi, kim tarafından var edildiği, kim tarafından yok edildiği gibi harika şeylerin yanı sıra şunları da incelerdi. Canlılar kimilerinin iddia ettiği gibi sıcak ve soğuğun karışmasından mı ortaya çıkarlar yoksa hayat bedeni hava ve ateş kan tarafından mı getirilir? Veyahut duyma, görme ve koklamayı beyin mi sağlar? Hatırlama ve düşünme buradan kaynaklanmaz mı? Yeniden hatırlayarak ve düşünmeden bilgi elde edilmiyor mu? Ayrıca tüm bu şeylerin yok oluşları, yeryüzü ve gökyüzüne ait şeyler de ilgimi çekiyor. En sonunda bu tür araştırmalar için yeterli olmadığımı gördüm. Şu örneği vermeliyim. İlk başta kendisine ve diğerlerine öyle görünen şeyler hakkında yeterli bilgim vardı. Ancak bu araştırmayı yaptıktan sonra insanın büyüyüp gelişmesine varıncaya kadar her türlü bilgiyi bana unuttu. Daha önceleri büyüyüp gelişmek için yemek ve içmek gerektiğini, bunlar sayesinde etlerle kemiklerin ve bedenin diğer parçalarının tamamlandığını sanıyordu. Bu nedenle önceleri küçük olan zamanla büyüyor diyordu. Evet, ilk başta düşüncem böyleydi. Sence de mantıklı değil mi? Kebes. Evet, mantıklı. Sokrat. Peki şuna bir bakalım. Kısa bir adamın, hemen yanı başında ayakta duran uzun bir adamın bir kafa kadar uzun göründüğünü,
aynı şeyin aynı durumda bulunan iki at içinde geçerli olduğu sonuçlarına ulaştığım zaman uygun bir görece sahip olduğumu düşünüyordum. 18, 10 sayısının 8'den ikinciye 2 eklendiği için daha büyük, iki kulacın bir kulaçtan kendisine bir kulaç eklendiği için daha uzun olduğunu bilmek yeterli geliyordu. Kebes, peki bu konuda şimdi ne düşünüyorsun? Sokrates, Zeus adına yemin ederim ki bu şeylerden birinin bile nedenini bilmeyi umursamam. Birebir katıldığı için mi, bir ile bir toplandığı için mi yoksa bir diğeri öbürüne katıldığı için mi iki diyoruz bilmiyorum. Çünkü onlar ayrı ayrı bulundukları zaman hepsi gerçekten de bir. Ancak bir araya geldiklerinde iki olduklarını görünce şaşırdım. Onlar birbirlerinin yanına geldiler ve böylece ikinin neden ortaya çıktı belli oldu. Onlar karşılıklı olarak birbirlerine yaklaştılar. İkiyi parçalara ayıracağımız zaman biri oluşturan nedenin bu ayırma sonucu olmadığını düşünüyorduk. Çünkü bu kez ikiyi veren nedenin tam aksine ihtiyacımız var. İlkinde toplanma iken çünkü bu kez ikiyi veren nedenin tam aksine ihtiyacı var. İlkinde toplanmayken şimdi neden ayrılma oluyor? Artık birin nelerden oluştuğu, bir şeyin bir kelime ya da bir hareketle var ya da yok olduğunu sanmıyorum. Evet, araştırmalarımın sonucu bu. Bu yüzden yani ilk yöntem hiç de hoşuma gitmediği için bu konuları başka bir yöntemle araştıracağım. Günün birinde Anaxagoras'ın bir kitabında her şeyin nedeni olan bir aklın var olduğunu görmüştüm. Neden bilemiyorum ama her şeyin nedeni olan bir aklın var olması bana mantıklı görünüyor. Eğer durum böyleyse her şeyi düzenleyen bu akıl şeyleri yerine koyar ve düzeni en güzel şekilde sağlar. Bir kimse bir şeyin nedenini, onun varlığa nasıl geldiğini ya da nasıl yok olduğunu bilmek isterse, yalnızca ne tür bir varoluşun onun için en iyi olduğunu veya onun ne şekilde etki etmesi veya ne tür bir etkiye maruz kalmasının onun için en iyi olacağını bilme ihtiyacı duyar. Bu düşünceden yola çıkarak insan hem kendisi hem de kendisi dışında bir şeyle ilgili olarak başka hiçbir şeyi düşünmeyip yalnızca bu en iyiyi düşünmelidir. Onun ayrıca en kötüyü de bilmesi gerekir. Çünkü bu iki bilgi aynı konuya ait şeylerdir. Bu düşünceler yolumu açtı. Anaxagoras sayesinde bir her şeyin nedeni olanı bana öğretecek birisini bulduğumu sanıyordum. Eğer o dünyanın düz mü yoksa yuvarlak mı olduğunu öğretirken bana dünya için en iyi şeklin ne olduğunu her türlü ayrıntısıyla anlatsaydı, dünyanın evrenin ortasında olduğunu söyleyip bunun en iyi şey olduğunu gösterseydi, muhtemelen başka bir şey aramazdım. Güneş, ay ve yıldızlar, onların hızları, hareketleri ve diğer şeyler hakkında da benzeri sorular sorardım. Onlardan yaptıklarının ve uğradıkları değişimlerin nedenlerini, en iyi olma gerekçelerini öğrenmek isterdim. Her şeyin bir akıl tarafından yönetildiğini kabul ettikten sonra başka bir neden aramayacaktım. Bulundukları şekilde olmanın onlar için en iyi olduğunu, hepsi için ayrı ve genel nedenleri gösterip ayrı ayrı ve genel olarak en iyi olanın ne olduğunu bana ayrıntılı bir şekilde anlatacağını düşünüyorum. Başka şeyler de anlatsa bunları umursamak, önemli olanın iyinin ve kötünün ne olduğunu bilmek olduğunu düşünerek onun kitaplarını alıp hemen okumaya başladım. Ancak umudum fazla devam etmedi çünkü Anaxagoras'ın nesnelerin gerçek düzenlerini açıklayacağı yerde hava, su ve başka alakalı şeyleri neden alan bir yazısını gördüm. Bence bu durum bahsettiği yaptığı her şeyi aklıyla yaptığını iddia edip sonra da şunu söyleyen adamın durumuna benziyor.
Burada oturuyorsam bunun nedeni bedenimin kemik ve etlerden oluşması ve kemiklerin kıkırdaklarının bulunmasıdır. Gerilme ve kasılmadan sorumlu olan kaslar, kemikleri etle sararlar. Bunların üzerine de deri gelir. Böylece kemiklerin birleşim yerlerindeki hareketler sayesinde etler genişler ya da kasılır ve bu sayede ben de organlarımı istediğim gibi kullanabilirim. İşte bu yüzden burada bacaklarımı bükerek oturuyorum. Yine sizlerle yaptığımız konuşmayı sese, hava akımlarını ve işitsel durumlara ve benzeri nedenlere bağlayan gerekçeler düşünülmeden söylenen şeylerdir. Atinalıların bana ölüm cezası vermeleri, bunu yaptıkları zaman iyi bir şey yaptıklarını düşünmeleri, bundan dolayı burada oturmam ve bana verilen cezaya uyumamın daha doğru olacağına inanmam da aynı şekilde gerçekleşiyor. Eğer devletin bana verdiği cezayı çekmenin daha doğru olacağını düşünmeseydim ve bir köle gibi kaçsaydım, bu kemik ve etlerin uygun bir şekilde Megara ya da Boiotia'da olmaları gerekir. Oysa bu tür şeylere neden adını vermek yanıltıcı olur. Tam tersine amaçladıklarımı yapmama, kemik ve kaslara ya da bana ait olan şeylere sahip olmadan gücümün yetmeyeceği söyleniyor. Bu doğru bir şey. Ama yaptığım şeyin nedeninin bu olduğunu, bunu aklımla en iyi seçerek yapmadığımı söylemek saçma bir şeydir. Bu düşüncedeki birinin gerçek nedeninin başka bir şey olduğunu ve onun bu nedenin kendisi olmadan asla neden olmayacağını anlamadığını gösterir. Ben de neden kelimesini uygun bir şekilde kullanmayanların neden olarak bir şeyi göstermeleri gibi karanlıkta bocaladım. İşte bu yüzden birileri çıkıp dünyanın bir kasırgayla sarılarak gökyüzüne iliştirildiğini, bir başkası ise dünyanın altına sanki o geniş bir hamur teknesiymiş gibi dayanak olarak havayı yerleştirir. Kimse nesnelerin mümkün olduğunca iyi durumda olmalarının nedeni olan kuvveti aramaz. Onda tanrısal bir güç olduğu düşünülmez. Ancak bundan daha güçlü ve ölümsüz bir atlasın her şeyi daha iyi tuttuğunu düşünürler. O yüzden nesneleri birbirine bağlayan ve onları iyi tutan iyi ve bağlayıcı bir güç olduğunu düşünmektir. Bense böyle bir nedeni ve o nedenin ne olduğunu bulabilmek için konu hakkında bilgi sahibi olan herkesin öğrencisi olacak. Fakat nedeni kendim bulamadığım gibi onu bir başkasından da öğrenebilecek durumda olmadığından yöntem değiştirmeye, ikinci bir yoldan gitmeye karar verdim. Kebes. İstersen sonrasında ne yaptığımı sana anlatayım. Kebes. Bunu benden daha fazla kim isteyebilir? Eserin adı Fedon. Eserin yazarı Platon.